Yani hani değişiklik olması güzel bir şey. İyi yapmışsınız. Ben de hep destekliyorum bu fikri de. Hanımların hiçbiri beğenmediler ki çorbayı, gelin görün ki maalesef. Keşke beğenseydik. Keşke beğenseydiniz. Size de bir şey beğendirmek deveye hendek atlatmaktan zor yani. Bilerek mi yapıyorsunuz? Dün ben çok konuştum diye mi? Eleştiri yaptım diye mi? Niye en yüksek puanı siz verdiniz Nevin Hanım? 6 evet. puan vermedi mi gelin, sizin gelinize? Ben işte evet, bir servis lezzet diye sizin gelinizde bak yavaş servis. Yavaş yani. Mı? Yavaş mı? Yavaş, yok. Yavaş değil. Şimdi yavaş değil onu diye. Hiç kızcağız buradaydı. Yok, yani değil. Biraz servisi şey. Ağır mı? Yok yok. Gerçekten ağır mı servisi? Ağır mı servisi? Yok, servisi. Ama siz dün 6 puan verdiniz ya. Evet. Bence gününüzü oynadınız. Hani o da bana fazla verir diye düşünüyorsunuz. Ben mi? Evet. Asla. Ben adaletli yarışıyorum. Ben gelinlerimiz için. Ben gelinlerimizin emekleri çok. Emek harcıyorlar. Vakit harcıyorlar. Yok, masada ben beklemedik. Adaletli. Hızlı. Hızlı hızlı. Neresi yavaşsınız? Yavaş mı? Gelin emeğine sağlık. Dün sizin geliniz yavaştı. Yavaş mıydı? Evet, dün yavaştı. Bayağı bir bekledik. Peçete evet, istedik. Kaç dakikada geldi. Su istedik, bardağımız da olmadı. Tuzsuz dedik, en azından bir tuzluk ortaya bırakabilirdi yani. Ya işte onun da bir hamileliğine böyle. Çatal kaşık istedik. Ama evet, hamileliğine... Tamam doğru söylüyorsunuz da bunu bilerek katılıyor. Daha evvel de hamile gelinlerimiz yarıştı. Bu bir yarışma, 15 bin TL bak nerelerden geliyorlar. Biraz yavaştı. Yarışmaya girince hamilelik bahane olmaması. Bahane değil yani, biraz yavaştı. Vardı o kadar da değildi yani. Fazla zarar vermezdi onu. Hani biraz daha eli hızlı olsa daha hamileliği yeni. İki aylık filan. Ağırlaşmamıştı daha diyorsun. Daha ağırlaşmamış yani, koşturabilir. Ya katılıyorum, biraz yavaşlık yaptı ama yani o kadar da kötü değildi yani. Yok çok kötü değildi servis. Çok kötü değildi. Evet. Bugüne yavaş deyince hanımlar sizin yerinize nasıl yani yavaş dedi ki bugün çok hızlı gelmiş. Şimdi ona gerçekten ne desek yavaş geldi biraz çok az. Ona ne diyorum, el açması yapmış benim dediğim gibi mülfey hamuruma santirme laf ediyor. Mülfey hamuruma laf ediyor. Onun gelini Türkmenistanlıymış, mantı yapmış ama bütün kayınvalideler bildiğim kadarıyla düşük puan vermiş. Mutlu musun bana 4 verdiğin için? Değilim. Çok üzüldü gelin. Hakkımı yedi dedi. Hakkını yedi. Evet, adaletçe çok... davranmadın. Çok az verdi. 4 çok az. Bayağı üzüldü ama gerçekten yani. Gerçekten vicdan hiç rahat etmedi. Aa, evet. Kesin, çok güzeldi menüsü ama keşke yani ben de kırıldı hatta yani. Verdim daha. Niye o zaman düşündün? Neyin azizliğine uğradım gerçekten. Neyin azizliğine mi? Çok üzüldüm. Haksızlık yaptım. Kendileri bu an verir. Kendimin azizliğine uğradım. Yapmayın gözünüzü seveyim. Gerçekten kendimin azizliğine uğradım. Nasıl olur böyle bir şey? Ben size düşündünüz mü diyorum. Dün çok ateşli savunuyordunuz bana 4 puanı. Ben anlamıyorum ya. Tabii ki pişman olursunuz. Çünkü 4'lük bir sofra ya da yemekler değildi hanımlar. El açmasıydı. Şimdi onun için de şimdi onu bunu bırakın. 4 verilmesi gereken bir masaya da kalkacaksınız. 5, 6, belki 7 vermez orada kalacaksınız. Ama 5'likte değildi. Hazırlanamamış sofraya. 5'likte değil miydi? İçim rahat etmedi. Keşke 5 verseydiniz. Düşününce de öyle şey yapıyor. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Ben anlamadım. Neyden kırdınız? Ben pişmanım kırdır... diyor. 4 verdim. Hem de 5'likte değildi diyor. O zaman 4,5 mu verecektin? Hanımlar yapmayın. Evet. İlk günlerden yarın çok kötü kendi, değilse vermeyin 3-4. Yarın kendi puanına oynuyor. Evet. Yok hiç değil. Şimdi bakın şuradan o adam. O zaman siz 6 puan verdiniz. Kendi şeyinize ben mi uymadınız? Ben lezzete verdim, emeğe verdim. Ben adaletli. 6 hak etmiyor muydu dünkü sofra yemekler? Ediyordu. Evet. Yavaştı servis ama lezzetliydi. Hak etti. Bakın 4 puan... İlk günlerden vermeyin diyoruz. Çok yanmış, pişmemiş, olmamış şeyler yoksa. Siz bu programı izlemiyor musunuz? Ne hiç kötü yemek, ne olmamış yemeklere teşekkür ederim. Olmamış sofraları 5-6 veriliyor. Yani birazcık emekleri de göz önünde bulundurun. Şimdi bakın pişman olacaksınız. İleriki günlerde daha da pişman olabilirsiniz. Göreceksiniz belki maalesef, Allah korusun diyeyim ama olmayan yemekleri, yanmış yemekleri, yetişememiş sofraları. O zaman diyeceksiniz ya ben o kıza haksızlık etmişim. Keşke 4 vermeseydim diyeceksiniz ama... İş işten geçmiş olacak. Bakın bir puanla kaybediyorlar, bir puanla kazanıyorlar. Bir puancık. Belki de o sizin de arada kaldığınız 4 veya 5 onun şampiyonluğuna mal oldu. Bir puancık. Evet. Şuran Hanım pişmanmış ama yani artık yani iş işten geçmiş yani. Benim yerim belki de bir puan yüzünden kaybedecek yani. Yani düşün o kadar çok az vermesi yani mantıksız. Hakkını yedi yani. Adalet davranmadığını düşünüyorum. Bir çok pişmanım. O galiba yani 6 vermek çok gibi getirecekti ama lafı beceremedi. Ne dediğini de biz de anlamadık. Vicdan dedi ama sonradan 5 de verilmez dedi. Ama onu biz de anlamadık yani çözemedik. Şuran Hanım
Bence de hani önce 4 verdim, çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke vermeseydim, etmeseydim dedi. Keşke değiştirseydim. Bu sefer de 5'i de yok, 5'likte değildi diyor. Ben anlayamadım yani ne demek istediğini anlamadım. 4 mü, 5 mi? Hangisini? Ya o sırada o da oynuyor, hani onun gönlünü almak için mi yapıyor? Artık bilemedim yani. Hani siz bana da gene kızmayın. Vallahi bilmiyorum. İçim vicdanım hiç ya. Eşim de, şimdi konuşuyoruz. Eşim de, gelinim de gerçekten bana dediler ki kimseye hak ettiği puanı ver. Hani bilmiyorum, gerçekten böyle üzüldüm. Keşke daha çok verseydim. 5 verseydim en azından. Bir, oraya gidene kadar çok böyle vicdanım şey rahat etmedi. Gerçek söylüyorum bunu. Neden tantuni, neden tantuni? Kendi gelini 5 tane yapmış ve kayınvalidesinin sözünü dinlememiş hiçbir şekilde. Ben bir tane yaptım diye olay oldu ya, ben anlamadım. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani o hamile, o Mersin'den kalkmış gelmiş, öbür geliniz bilmem ne, öbürü sözlü. Anlatabiliyor muyum? Herkesin zaten hayatında yaşadığı sıkıntılar, rahatsızlıklar, problemler var. Herkesin ihtiyacı var. 3'ten başlıyor zaten ya. Bir de değiştirdi. Ha bir de 3'ten başlıyor zaten. Yani bir puan vermiş oluyorsunuz siz. Zaten mecburen 3 vermek zorundasınız eksik olmadığı için. Eksikleri vardı tamam ama yani 4'lük 5'lük de değildi, hak etmedi yani onu. Ya tabii orası haksızlık öyle de yani. Hani biraz konuşun, biraz gelininizi ne? Savunun. Hem vicdanım rahat değil diyorsun. Evet. Değil mi? 4 verdiğine sonradan da 5 de değil diyorsun. Hangisi? Siz dediniz de 4.5'muş demek ki. Nevin Hanım'ın puanına mı oynuyorsunuz yok canım, yoksa? Ben kimsenin puanına göre oynamıyorum. Sadece öyle gördüm. Ama dünkü evet dünkü yemeğe de 4 verilecek bir puan değildi. Değildi. Biz bugün şimdi mutfakta da konuştuk. Şimdi adaletli konuşmak lazım. Yok, lezzetli yemekler, lezzetli uğraştırıcı yemekler. Yemekleriniz evet el açmasıydı. El açması artı hani el açmasından da ziyade herkes yapmak zorunda değil emek ama lezzet vardı. Lezzeti vardı. Lezzeti vardı yani hamsi kuşunu güzeldi. Da ilk yapmasına rağmen evet lezzetliydi. Çok güzeldi ama gayet evet. Güzeldi. Evet. İlk yapmasına rağmen tatlısı çok güzeldi. Biraz. Belki ben tatlı sevmediğim için. Yok tatlısının şekeri bana azdı ben de azdı, söyledim. Evet. Rengi. Hani rengini de almamıştı tam. Evet, şekeri de bayağı koydu ama neden öyle oldu bilmiyorum. Gerçekten hiç tadı yoktu tatlının. Şekeri çok azdı. Şekeri azdı. Ay bu çok dağılıyor. Gelin geç kaldı ya, tabaklarımız da duruyor daha. 6 puan alamazsanız Nevin Hanım'dan ne yapacaksınız? O kendi vicdanına kalmış. Ben puan için yarışmaya gelmedim. Canım istersen tatlılara gelinim hak ettiyse buraya kazanmaya geliyorum. Gelinim hak ettiyse kaynanaların vicdanına kalmış yani bir şey diyemem. Bakın ilk günden bir pişman kayınvalidemiz var dünden verdiği puandan dolayı. Yenilerini eklemeyin pişmanlıklarınıza. Benim gelinim 6 puanı değil daha üstünü bile hak ediyor. Çünkü her şeyi çok güzeldi. Lezzeti güzeldi. Sunumu biraz yavaş dediler. Masada eksikleri varmış. Olabilir yani 1-2 puan kırın yani. Çok kırdılar çok hakkını yediler. Sema Hanım tek doğru puanı veren oydu. Sema Hanım dün 6 verdi. Gününe oynadı gerçekten. Herkes 5 verdi, 4 verdi. Kıyafetini değişememişti. Masası eksikti. Menüsü uygunsuzdu. 6 verdi. Ben de anlamadım. Dün çünkü çok konuştu, çok şey yaptı, oynadı. Daha iyi puanlar alırım diye. Bugün de bence alamayacak yani. Nevin Hanım ona hayatta 6 vermez. Kendi gününe oynadı ama yanlış oynadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.